Sevgili öğrenciler, değerli arkadaşlar, merhabalar. Dersimize hoş geldiniz. Uysal Aydın'ın Fizik ve Kimya Akademisi arkadaşlar. Ohm kanunu ile alakalı geniş kapsamlı örneklerimiz devam ediyor bu video dersimizde. Arkadaşlar, Ohm kanunu iyi anlayabilmek için burada çözmüş olacağımız yaklaşık 10 tane özel soruyu iyi anlamamız lazım. Şekilde kurulan devre ile ilgili arkadaşlar. I1 devre 9 amperdir. R1, R2 ve R4 dirençleriyle oluşturulan seri bağlanmış dirençlerin eşdeğer derece 14 ohm'dur. Üreticinin uçları arasındaki potansiyel fark 40 volttur diyor. Şimdi dikkat edecek olursanız arkadaşlar. Bakın burada bir ana kol var. Ana kol üzerinde R1 direnci var. Burada ana kol ikiye ayrılmış, iki kol ayrılmış. R2 direnci ve R4 direnci var. Burada da R3 direnci var. Ancak bakın şekilde görüldüğü gibi ayrılmış kollardaki akımlara baktığım zaman R2 direncinden geçen akım 3 amper, R3 direnci üzerinden geçen akım ise 6 amper olarak verilmiş. Hatırlayalım arkadaşlar, seri bağlı dirençler üzerinden geçen akımlar eşit olduğu için R3 ve R4 direnci üzerinden geçen akımlar birbirine eşittir. Ana kol akımı ise arkadaşlar I1 ile I2'nin toplamına eşittir. Buradan I1 eşittir diyorum. I2 artı I3'ten bulunabilir. Dolayısıyla buradan 3 artı 6'dan eşittir 9 amper olarak bulunur ana kol akımı. Dolayısıyla I1 değerimiz 9 amperdir. Bir yargımız doğrudur. R1, R2, R4 dirençleri oluşturulan seri bağlanmış eşdeğer direnci sormuş. Bakın ekstra bir bağlama var. Dolayısıyla ben R1, R2 ve R4 dirençleri ne yapmam lazım sevgili öğrencilerimiz? Bulmam lazım. O zaman bulalım arkadaşlar. Şimdi dikkat edecek olursanız R1 direnci üzerindeki R1 direnci uçlar arasında potansiyel fark kaç volt? 18 volt. O zaman şunu yazıyorum. V1 eşittir I çarpı arkadaşlar, veya ona da I1 diyelim. I1 çarpı R1 diyelim. R2 direnci üzerinden geçen veya R2 direnci uçları arasında potansiyel fark kaç volt? V2 volt. V2 de arkadaşlar R2 direnci üzerinden geçen akım I2 diyelim çarpı R2 diyelim. Aynı şekilde sevgili öğrencilerimiz, R4 direncinin uçları arasında potansiyelimiz V4 olarak verilmiş. V4 de arkadaşlar, ona da I4 diyelim çarpı R4. Şimdi V1 değerim 18 volt. Gençler yazıyorum, 18 eşittir. I1 akımı kaç amper arkadaşlar? 9 amper olarak bulmuştuk. 9 çarpı R1 dediğim zaman R1 çekersem buradan 2 ohm olarak bulunur. Gelelim V2'ye. Bakın R2 direncinin uçları arasında potansiyel fark 24 volt olarak verilmiş. 24 eşittir diyorum. I2 3 amper çarpı R2 diyorum. Buradan R2'yi çekersem arkadaşlar 8 ohm olarak bulunur. Gelelim V4'e arkadaşlar. V4 12 volt olarak verilmiş. I4 yerine I3 yazıyorum. Çünkü arkadaşlar I4 eşittir I3 olur. Sebep seri kol birbirine seri bağlandıkları için onu şöyle alalım arkadaşlar. I3 çarpı R4 diyebilirim. R4 yazıyorum. Amacım R4'ü bulmak zaten. 12 eşittir I3 akımını kaç olarak vermiş? Bakın 6 amper olarak vermiş. 6 çarpı R4'ten R4'ü çekecek olursam buradan 2 ohm olarak bulunur. Dolayısıyla R1, R2 ve R4 arkadaşlar, R3 değil. R1'i kaç ohm olarak buldum? 2 ohm olarak buldum. R2'yi kaç olarak buldum? 8 ohm olarak buldum. R4'ü kaç buldum? 2 ohm olarak buldum. R eş o zaman seri bağlı olsun. R1 artı R2 artı R4 değerinden R eşimiz 2 artı 8 artı 2'den 12 ohm olarak bulunur arkadaşlar. 14 ohm demiş. 2 nol yargımız yanlış olduğu buradan görülüyor. 2 nol yargımızın çözümüne burada başlamıştık. 2 nol yargımızın da yanlış olduğunu gösterelim. Gelelim şimdi arkadaşlar 3 nol yargımıza. Ne diyor 3 nol yargımız? Üreticinin uçları arasındaki potansiyel farkı 40 volttur diyor. Şimdi arkadaşlar paralel kollardaki potansiyeller birbirine eşittir. Yani bakın R2 direncinin uçları arasındaki potansiyel 24 voltsa, bakın şu uç ile şu nokta arasındaki potansiyel fark 24 volttur. Aynı şekilde arkadaşlar şu iki direncin uçları arasındaki potansiyel fark da 24 volttur. Dolayısıyla buradan 18 artı 24'ten kaç olarak bulunur? 42 volt olarak bulunur. Çünkü bakın tüm devrenin potansiyeli arkadaşlar seri bağlı kollarda her bir direncin uçları arasındaki potansiyel farkın toplanmasıyla bulunur. Dolayısıyla V1 artı şu sisteme ben V2 dersen V1 artı V2 olarak bulunur. O da 42 volttur. 3 nol yargımız yanlıştır arkadaşlar. 3 nol yargımıza eksi olarak atalım. Cevabımız A şıkkıdır. Doğruyu sorduğu için yalnız bir doğrudur. Onu burada bulmuştuk değerli arkadaşlar. Buradan geçiyorum sevgili öğrencilerim. Örnek 16'ya güzel bir soru yine sizler için hazırladım. Bakın
yardımcı çözüm şekilleri de var. Onlar da hazır artık üşenmeden artık takdir sizin. Şekildeki elektrik dairesinde A1 ampermetresinden geçen akım 1 amper ise, bakın A1 ampermetresinden geçen akım 1 amper ise R direği değeri kaç ohmdur diyor. Bakın ana koldaki R direncinin değerini ohm olarak sormuş. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Bakın A1 ampermetresi, yani bu koldan geçen akım 1 amper ise ben şuradan geçen akım ne yapmam lazım? Bulmam lazım. Ancak şurada bir değişiklik yapayım ben. Çünkü buraya A1 dediğim için buraya I1 diyeyim. Buraya da I2 diyeyim arkadaşlar. I1 1 amper ise bakın burada dirençler seri bağlı olduğu için 3 bir daha 4 ohm arkadaşlar. 4 ohmluk dirençten geçen akım ne kadardır? Şimdi 12 ohmdan geçen akım kaç ampermiş? 1 amper değerli öğrencilerimiz. Peki 4 ohmdan geçen akım ters orantılı olduğu için arkadaşlar, yani dirençler üzerinden geçen akım biliyorsunuz direnç ile ters orantılıydı. Hatırlayalım arkadaşlar. I neydi? V bölü R idi. Yani akım ile direnç büyüklüğü birbirine terstir. Dolayısıyla 3 kat olduğu için arkadaşlar buraya ne diyeceğiz? 3 amper diyeceğiz. Dolayısıyla I2 kaç amperdir? 3 amperdir arkadaşlar. Ana kol akımı I1 ile I2 toplamının eşit olduğu için kaç amper olur? 4 amper olur. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar gelelim şimdi ne sormuş bize? Evet. R değerini sormuş. Şimdi arkadaşlar R değerini sormuşsa R1 eşi bulalım buradan. R1 eşi seri bağlı olduğu için buradan 4 amper olur. Yani buradan R1 eşi nasıl buluruz? 3 artı 1'den o da 4 ohm olarak bulunur. Dolayısıyla bakalım size paralel oldu. Paralel. 1 bölü R eş 2 diyelim. Son durumdaki eş değer, yani şu değerinin eş değer direncini bulacağım. O da eşittir arkadaşlar. 1 bölü R1 eş artı 1 bölü 12'den bulabiliriz sevgili öğrencilerimiz. 1 bölü buradan R eş 2 eşittir diyorum. 1 bölü R eş 1'i kaç bulmuştuk? 4 ohm olarak bulmuştuk. 4 artı 1 bölü 12'den 3 ile genişletirim. 1 ile genişletirim. Buradan 1 bölü değerli arkadaşlarımız R eş 2 eşittir diyoruz. 3 bir daha 4. 4 bölü 12'den ise diyorum R eş buradan 2'yi çekecek olursam arkadaşlar 3 ohm olarak bulunur. Dolayısıyla ana kol akımından arkadaşlar ben üreticim potansiyel ana kol akımından eşdeğer değerin tüm eşdeğer direncini bulabilirim. I eşittir V bölü R eş son arkadaşlar. Bütün devrenin eşdeğer direnci. Ana kol akımı kaç amperdi? 4 amperdi. 4 eşittir. Bakın üretim potansiyeli 20 volt. Buradan R eş son durumdaki eşdeğer dirençten. Buradan R eş sonu kaç olarak bulurum ben? 5 ohm olarak bulurum değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bakın son duruma geldiğim zaman şöyle bir devre karşıma çıkar. Dirençleri tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Kademeli şekilde. Burası da R direnci olarak verilmişti. Şöyle yaptığım zaman arkadaşlar. Burası neydi? R eş 2 idi. Bu ise R direnciydi. Şimdi ben artık devrenin son eşdeğer direncinden arkadaşlar neyi bulabilirim? R'yi bulabilirim. Peki nasıl bulacağız arkadaşlar? Şimdi R eş son. Son durumdaki eşdeğer direnç kaç ohm arkadaşlar? 5 ohm. 5 ohm eşittir R eş 2 artı R'den bulabilirim. Dolayısıyla 5 ohm eşittir. Buradan R eş 2 artı R eş 2 kaçtı? 3 ohmlu bakın burada. R yazdığım zaman buradan 5 ohm eşittir. 3 artı R çıkar arkadaşlar. Buradan R çekecek olursam 2 ohm olarak bulunur. Cevabımız bu şıkkıdır. Bu güzel şahane soruda değerli arkadaşlarımız. Örnek 16'dan örnek 17'ye geçiyorum. Şekilde verilen elektrik devresi ile ilgili. A değeri 12 amperdir. Ana kol akımını sormuşlar arkadaşlar. R4 direncinin uçları arasındaki potansiyel fark 36 volttur demiş. R kaç diyor? 4. Yani şu iki direncin uçları arasında potansiyel farkı bulacağım. R1 direnci üzerinden geçen akım 8 amperdir diyor. Şimdi arkadaşlar bu güzel soru ne yapalım? Yardımcı çözümler üzerinde yorumlayalım arkadaşlar. Şimdi bakın paralel oldu. Burada gözüküyor. R eş 1 ve R eş 2'yi bulalım. Önce
Buradan bulalım. 1 bölü evet 1 bölü R eş 1 diyelim. Veyahut da evet 1 bölü R eş 1 eşittir. 1 bölü 6 artı 1 bölü 3'ten. Burayı 2 ile genişletirim gençler. Burayı 1 ile genişletirsem. Buradan 1 bölü R eş 1 eşittir. 1, 2 daha 3. 3 bölü 6'dan buradan 1 bölü 2 çıkar ki ise diyorum buradan R eş 1 kaç ohm çıkar? 2 ohm çıkar. Gelelim arkadaşlar R eş 2'ye. Burada da paralel olduğu için 1 bölü R eş 2 eşittir diyorum değerli arkadaşlarımız. 1 bölü 4 artı 1 bölü 12'den bulabiliriz. Burayı 3 ile burayı 1 ile genişletirsem arkadaşlar. Buradan 1 bölü R eş 2 değerimiz 3 bir daha 4 bölü 12'den buradan R eş 2'yi çekersem R eş 2 buradan arkadaşlar 3 ohm olarak bulunur. Dolayısıyla R eş 1 ve R eş 2 seri duruma geçer. Buradan R eş ne diyorum son diyorum arkadaşlar veya R eş 3 de diyebilirsiniz seri oldukları için. R 1 veya R eş 1 artı R eş 2'den bulabilirim eşittir diyorum. R eş 1'i 2 ohm olarak bulmuştuk. 2 ohm artı R eş 2'de 3 ohm olarak bulmuştum arkadaşlar. Buradan 5 ohm olarak bulunur. 5 ohm. Peki gelelim şimdi ana kol akımını arkadaşlar. Ana kol akımını bulacağız. R eş 3 veya son kaç olarak bulduk? 5 ohm olarak bulduk. Şimdi devreden geçen akım ana kol akımı amper olarak bulalım arkadaşlar. Ohm kanununa göre I eşittir. Şurada gösterelim. Şurada gösterelim. I eşittir. V bölü R eşten. Tüm devrenin R eşinden. I eşittir arkadaşlar. Devrenin üretici potansiyeli kaç volt? 60 volt. 60 bölü R eş yerine kaç yazacağım? Son 5 yazacağım. Buradan 12 amper olarak bulunur arkadaşlar. Bir nol yargımız doğrudur. Dolayısıyla bir nol yargımıza burada ne atıyoruz? Artıyı atıyoruz değerli arkadaşlar. Gelelim 2 nolu yargımıza. R4 direnci uçları arasında potansiyel farkı sormuş. Şimdi arkadaşlar 2 nolu yargımızı burada çözüyoruz. V eşittir I çarpı ne diyeceğiz? I4 diyeceğiz. Veya R4 çarpı I4 diyeceğiz. Buradan V eşittir. R4 direncim 12 ohm arkadaşlar. Gelelim I4 akımına. Şimdi ana kol akımını kaç bulduk arkadaşlar? Ana kol akımını 12 amper olarak bulduk. I1 ve I2 bulabilirim. 6'ya 3 ters orantılı olduğu için buradan 8 amperlik akım geçerken R2 direncinden I1 direncinden geçer akım kaç amperdir? Yarısıdır. 4 amperdir arkadaşlar. Aynı şekilde I4 ve I3'ü bulabilirim. Bakın 4'e 12 olduğu için arkadaşlar biri diğerinden 3 kat fazla akım geçirecektir. Dolayısıyla akım ile direnç ters orantılı olduğu için arkadaşlar R3 direncinden 9 amperlik akım geçerken I4 direncinden arkadaşlar kaç amperlik akım geçecek? 3 amperlik akım geçecek. Dolayısıyla I4 yerine kaç yazacağım ben? 3 amper yazacağım arkadaşlar. Amper yazacağım. Birim olarak V buradan 36 volt olarak bulunur arkadaşlar. 2 nol yargımızın doğruluğunu burada görebilirsiniz. 2'ye artıya atıyorum. Gelelim 3 nol yargımıza. 3 nol yargımız ne diyor gençler? R1 direnci üzerinden geçen akım 8 amperdir diyor. R1 direnci üzerinden geçen akım arkadaşlar 8 amper değil 4 amperdir. Dolayısıyla arkadaşlar R1 direncinden geçen akım 4 amperdir. Dolayısıyla 3 nol yargımız yanlış olur arkadaşlar yargılardan. 1 doğru, 2 doğru, 3 yanlış. Hangileri doğrudur? 1 ve 2 doğrudur arkadaşlar. D ve E şıklarını da siz doldurun. Veya da ben hemen doldurayım. Buraya yalnız 3 diyelim. Bunu tam doldurmamışım. Buraya da E diyelim arkadaşlar. Buna da 1, 2 ve 3 nolu yargımız diyelim. Dolayısıyla 17 nolu sorunun cevabı ne oldu? 5 şıklı oldu. Bu güzel soru da çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Bu soruyu tekrar bir daha çözün. Yani hatta 2 defa çözün, 3 defa da çözün diyebilirim. Örnek 17'den geldik, örnek 18'e değerli öğrencilerimiz. Güzel bir soru. Yine sizler için hazırlandı. Bu sorular orijinal tek tip kendim hazırladım arkadaşlar. Bu işin profesyoneli biziz. Şekilde R dirençli X, Y ve Z lambaları ile ampermetre ve voltmetre bağlanma durumları verilmiştir.
Buna göre devrenin eşdeğer direnci kaç R'dir arkadaşlar? Eşdeğer direnç. Şimdi arkadaşlar hatırlatmak istiyorum. Ampermetre çok ampermetrenin iç direnci çok zayıf olduğu için direnci ihmal edilir. Voltmetrenin iç direnci çok yüksek olduğu için üzerine akım geçmez. Dolayısıyla arkadaşlar devre akımı bu şekilde yol alırken arkadaşlar iyi diyelim bu akıma iyi diyelim. Buradan akım geçmeyeceği için voltmetre var çünkü akım buradan yoluna ne yapar? Devam eder arkadaşlar iyi şeklinde buradan çıkar yoluna devam eder. Dolayısıyla arkadaşlar şu sistem kısa devre olur. Burada yani şu lamba üzerinden akım geçmez. Dolayısıyla burada biz ne yazabiliriz? Kısa devre yazabiliriz. Dolayısıyla eşdeğer direnci gelecek olursam arkadaşlar. Şekilde her birinin direnci R'ymiş. R dirençli olduğunu ne yapalım gösterelim. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle bir sade devre ne yapabiliriz? Çizebiliriz. Onu çiziyorum bakın şöyle gösterdim. Direncimiz R. Sağda şu lambamızın direnci de yine R olarak verilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla ampermetre üzerine akım geçer ve hiçbir akıma tesiri olmaz. Yani buradaki direnç ihmal edildiğini söylemiştik. Buradan R eşit nedir arkadaşlar? R artı R'den seri bağlı olduğu için 2R olur. Bu güzel sorunun cevabı B şıkkıdır arkadaşlar. Örnek 18'den gelelim. Örnek 19'a arkadaşlar. Şekilde devre sisteminde ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir diyor. Güzel bir soru arkadaşlar. Bu tarz sorularda lütfen hareketlendirme sistemini yapalım. Bakın üreticinin artı ve eksi kutuplarının K ve L olarak başlarsa hareketlendirme sistemini arkadaşlar. K değer başka değer elemanı girmediği sürece bu K devam edecek. K burası da ne olur arkadaşlar? Burası da K olur. Yine aynı şekilde eksi kutba L dersem burası L, burası L, 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 L şeklinde gider. Bakın şu nokta bakın dikkat edecek olursanız buraya L diyemiyorum. Buradan da L diyemiyorum. Buradan da K diyemiyorum. Buradan direnç devreye giriyor. Buradan da direnç devreye giriyor. Dolayısıyla bu şu noktaya ne demem lazım? M noktası demem lazım. Şimdi şekilde görüldüğü gibi. L, M arasında iki tane direnç paralel olur. Yine aynı şekilde K, M arasında burada bir direnç var. K, M arasında bir direnci gösteriyorum. K, L arasında bakın 10 ohmluk bir direnç var. Onu gösteriyorum. Çünkü K, L bakın en uç noktalardır. Aradaki harflendirmeler M gibi, R gibi, S gibi K ile L'nin arasında olmak zorundadır. Bunu unutmayalım harflendirmede. Dolayısıyla arkadaşlar bakın L, M arasında iki direnci gösterdik. K, L arasındaki direnci gösterdik. K, M arasındaki direnci de gösterdik. Kaç direncimle? 1, 2, 3, 4 hepsini gösterdik. Dolayısıyla burası paralel olur. Buraya paralel dediğim için buraya R eş 1 diyelim. 1 bölü R eş 1 değerini bulacağım. 1 bölü 10 artı 1 bölü 10'dan arkadaşlar 1 bölü R eş 1 eşittir diyorum. 2 bölü 10 olur. Buradan R eş 1 eşittir. 5 ohm olarak bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla buraya 5 ohm yazıyorum. 5 ohm'u yazdık. Bakın burası arkadaşlar seri oldu. Onu şöyle gösterelim. Burası seri oldu. Kademe kademe gösteriyorum gençler. Seri oldu. Dolayısıyla seri olduğu için buraya R eş 2 diyelim. R eş 2 10 ohm artı 5 ohm'dan kaç olur? 15 ohm'a eşit olur değerli arkadaşlar. Dolayısıyla 15 ohm olduğu için bakın şimdi şöyle bir devre artık basit bir devre çizebilirim. Alttaki ve üstteki birbirine paralel olduğu için arkadaşlar tekrar dirençleri gösterelim şöyle. Artık daha sade hale ne yapmış olduk? Getirmiş olduk devremizi. Onu da şöyle gösterelim. Reteşlerimizi bağlayalım. Burası 15 ohm oldu arkadaşlar. Burası da 10 ohm olarak verilmişti zaten. Burası kaç volt? Eşit epsilon burada. 60 volt. Dolayısıyla arkadaşlar son eşitler ne yapmam lazım? Bulmam lazım. Bakın burada yine bir paralellik var. Paralel olduğu için buraya da R eş son diyelim. 1 bölü R eş 3 yerine ne diyorum? Son diyorum arkadaşlar. Buradan 1 bölü 15 artı 1 bölü 10'dan burayı 3 ile burayı 2 ile genişletebilirim. Devam ediyorum. Buradan 1 bölü R eş son dediğim zaman 2 3 daha 5 5 bölü 60 olur ise diyorum buradan R eş son eşittir 12 ohm olarak bulunur arkadaşlar devrenin tüm eşdeğer direnci. Gelelim şimdi ampermetre ana kol akımına. I ampermetre eşittir diyorum. V bölü R eşten sondan değerli izleyicilerimiz. Ampermetrendeki geçen akım I eşittir diyorum ben buraya.
I eşittir. V değerim 60 volt olarak verilmişti. Sonra da R eşit de 12 olarak bulduk. 5 ampere eşittir değerli arkadaşlar. Ana kol akımı 5 amperdir. Cevabımız A şıkkıdır bu güzel ve şahane soruda. Örnek 19'u şöyle bir daha geniş tutuyorum. İyi izleyin diye gençler. Yorumlarınızı belirtebilirsiniz. 19'dan 20 nolu örneğe geçiyorum arkadaşlar. Üşenmeden örneklerimize devam ediyoruz. Sistemde üreticinin iç direnci 0 ampermetre ve voltmetre idealdir. Buna göre arkadaşlar tabi daha önceki sorularda da ideal olduğunu vurgulamamız lazımdı. Sistemde üreticinin iç direnci 0 ve ampermetre ve voltmetre idealdir. Bakın bu önemli. İç direnci 0 üreticinin A değerini ampermetreye sormuş. Eşdeğer direnç sormuş. 4 ohmluk dirençten geçen akım 8 ohmluk dirençten geçen akımın yarısıdır diyor arkadaşlar. Şimdi tek tek bakalım. Güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar voltmetrenin direnci çok büyük olduğu için üzerine akım geçmez. Dolayısıyla voltmetre yok gibi düşünürsek 4 ve 2 nolu dirençler seri bağlıdır. Eğer ampermetre olsaydı ampermetre akım geçecekti. Bu durumda paralel olacaktı. Bunu belirtmem gerekiyor. Yine 4 ohm ve 8 ohmluk dirençler seridir. O zaman R eş 1'i bulayım ben arkadaşlar. R eş 1 diyeyim. Yani şu seriye R eş 1 diyeyim. Buraya da arkadaşlar seriye de ne diyeyim? R eş 2 diyeyim. R eş 1'i buluyorum. 4 artı 2'den buradan ne olur? 6 ohm'a eşit olur. Gelelim R eş 2'ye arkadaşlar. 8 4'te kaç yapar? 8 artı 4 eşittir. 12 ohm yapar. Dolayısıyla R eş 1 ve R eş 2 paraleldir birbirine. R eş 1 kaç bulduk? 6 ohm olarak bulduk. R eş 2'yi de arkadaşlar 12 ohm olarak bulduk. Paralel olduğu için 1 bölü R eş 3 veya son da diyebilirsiniz. 1 bölü 6 artı 1 bölü 12'den burayı 2 ile burayı 1 ile genişletelim. 1 bölü R eş 3 eşittir. 2 artı 1 bölü 12'den buradan R eş 3 eşittir arkadaşlar. 3 kaç çıkar? 4 ohm olarak bulunur. R eş 3 buradan 4 ohmdur. Gelelim devreli ana kol akımına arkadaşlar. Ana kol akımı I diyelim bu akıma arkadaşlar. I buradan ne yapabiliriz? Bulabiliriz. I eşittir V bölü R eşten. V'miz üreticinin potansiyeli 60 volt olarak verilmiş. 4 ile bölersem 15 amper olarak bulunur devrenin ana kol akımı. Dolayısıyla I1 ve I'yi bulabilirim. I1'i bulabilirim. I2'yi bulabilirim. Bakın 6'ya 12. Dolayısıyla şöyle yaptığım zaman şu devre şöyle. Hatta burada biraz daha ayrıntılı gösterelim arkadaşlar. Her detayı göstermek istiyorum sizlere. O yüzden dolayı biraz az da olsa zaman kaybı olabiliyor. Tekrar çiziyorum. Detaylı görün diye. Şöyle devremizi tekrar çizelim. Tamamlayalım basitçe arkadaşlar. Şimdi şurası arkadaşlar şöyle yaptığım zaman artı eksi kutuplar şöyle tekrar göstermiş oldum. Şimdi burada bir ne var? Amper akım geçiyor. Şimdi arkadaşlar A ampermetresi hangi akımın üzerinde? Bakın A ampermetresi I1 akımının üzerinde. Dolayısıyla şu koldan geçen akım arkadaşlar kaç amper? 15 amper. Onu yazalım buraya. 15 amper arkadaşlar. Dolayısıyla buradan geçen ve buradan geçen akımları da bulabiliriz. Buradan geçen akım I2 olarak verilmişti soruda. Veya yardım çözümümüzü I2 olarak vermişiz arkadaşlar. Buradan geçen akım da I1 dedik. Şimdi akım ile direnç ters orantılı olduğu için burası 6 ohm. Burası 12 ohm olduğundan arkadaşlar. 6 ohmluk dirençten geçen akım 12 ohmluk dirençten geçen akımın 2 katıdır. Dolayısıyla arkadaşlar I2 akımına 10 amper. I1 akımına ben buradan 5 amper diyebilirim. I2'ye de buradan arkadaşlar şöyle gösterelim isterseniz. Burada yerimiz kalmadığı için şuraya I2 diyelim. I2'ye de 10 amper demek zorundayım. Dolayısıyla şimdi A değeri 5 amperdir demiş. A değeri gençler I1 akımıdır. Dolayısıyla burada 1 nolu yargımın doğru olduğunu ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Eşdeğer direnç 4 ohm olarak bulduk arkadaşlar. 2 nolu yargımızın doğru olduğunu görebilirsiniz. 4 ohmluk dirençten geçen yani üst koldan geçen akımı soruyor. 8 ohmluk dirençten geçen akımın yarısıdır diyor. 4 ohmluk direnç üstte bakın I2 akımı kaç amper? 10 amper. 8 ohmluk direnç alt kolda alt koldan geçen akım 5 amper.
Dolayısıyla 10 amper 5 amperin 2 katıdır. 4 ohmluk dirençten geçen akım 8 ohmluk dirençten geçen akımın yarısı değil 2 katına eşittir olacak arkadaşlar. Gelelim şöyle 3 nol yargımızı detaylı açıklayalım arkadaşlar. Şöyle diyelim ona da 4 ohmluk dirençten arkadaşlar kaç amperlik akım geçiyor? 10 amperlik 8 ohmluk dirençten arkadaşlar 5 amperlik akım geçer. Dolayısıyla arkadaşlar 4 ohmluk dirençten geçen akım 8 amper 10 ohmluk dirençten geçen akımın 2 katı olduğu için 3 nol yargımız yanlıştır arkadaşlar. Yarısıdır diyor. 2 katı olacaktır. 3 nol yargımız yanlış. 1 ve 2 doğru. Cevabımız burada da A şıkkı çıktı arkadaşlar. Bu güzel soruda sorunun cevabı A şıkkıdır. Gelelim örnek 21'imize. Evet, şekildeki iş direnci önemsiz üreteç ile ideal voltmetre ve ampermetrelerin bağlanma şekilleri verilmiştir. R3 direncin değeri 4 ohm olup arkadaşlar 4 ohm olarak verilmiş. A değeri 6 amperdir. Yani ana koldan geçen akım 6 amper olarak verilmiş. Şöyle yazalım arkadaşlar. A değeri 6 amper olarak verilmiş soruda. Şimdi A1'i soruyor bana yargılarda. Dikkat edecek olursanız A1'i soruyor. X değerini üreteceğim potansiyelini soruyor. Değerin eşdeğer direnci 8 ohmdur diyor. Eşdeğer direnci soruyor. Peki ne yapacağız? Karmaşık bir değere gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar ampermetre, voltmetre, ampermetre. Şunu bileceğiz. Voltmetreler iş direnci çok büyük olduğu için arkadaşlar üzerine akım geçmez. Dolayısıyla akım buradan artı eksi kutundan başladığı için onu nasıl gösterelim? Şöyle gösterelim. Akım buradan başladı. İyi akımı buradan yoluna devam etti. Burada bypass ediyoruz burayı. Buradan geçmiyor. İyi akımı buradan devam ediyor. Yine arkadaşlar ampermetre devreye seri bağlanmak zorunda idi. A1 ampermetresi. Dolayısıyla burayı kısa devre yapar. Dolayısıyla arkadaşlar iyi akımı buradan yoluna devam edecek. A1 ampermetre üzerinde devam ediyor. İyi buradan devam ediyor. Arkadaşlar R1 2 ohmluk direnç ne oldu arkadaşlar? Evet. 2 ohmluk direnç. Bakın kısa devre oldu. Buradan devam ediyorum. İyi akımı buradan yoluna devam eder. Buradan iyi akımı ne yapıyor? Devam ediyor. Şimdi gelelim yargılarımıza. A1 değer 6 ampermetredir. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edelim. A1 ampermetresi yine ana kol akımı üzerinde olduğu için 1 nol yargımız doğrudur. A1 ampermetresi arkadaşlar. Ampermetresi nerededir? Ana kol üzerindedir. Dolayısıyla arkadaşlar A1 eşittir ne olur? 6 ampere eşit olur. Bu yüzden dolayıdır ki 1 nol yargımız doğru olur. Gelelim 2'ye. X değeri 60 volttur diyor. Şimdi gelelim eşdeğer direnci bulacağız arkadaşlar. Eşdeğer direnç. 4, 3 daha. Şöyle bir devre karşıma çıktı. 2 nol yargımızı şurada belirtelim arkadaşlar. 2 nol yargımızı. Şöyle bir devre karşıma çıktı arkadaşlar. Burada bir direnç var. Böyle devam ediyoruz. Böyle geliyoruz. Şöyle burada da bir arkadaşlar direnç var. Onu da gösterelim. Şöyle yolumuzu ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Burada 4 ohmluk bir direnç. Burada ise 4 ohmluk yine bir direnç var. A1 ampermetresinin gösterdiği değer kaç volttu? 6 amper arkadaşlar. Burada da pilin potansiyeli olan veyahut da pil var. Üreteç x volt değerinde. İ eşittir. V bölü R'den arkadaşlar. Şimdi ana kol akımı 6 amper. X bölü R eş dediğim zaman arkadaşlar R eş bakın seri bağlı oldu. Dolayısıyla R eşi burada bulabiliriz. Şöyle gösterelim. R eş buradan 4 artı 4'ten 8 ohm olarak bulunur. 8 yazdığım zaman X eşittir buradan. İçler dışlar çarpımından 48 volt olarak bulunur. Dolayısıyla 2 nol yargımız ne oldu? Yanlış oldu arkadaşlar. Gelelim 3'e. Eşdeğer direnci arkadaşlar 8 ohmdur diyor. Eşdeğer direnç 8 ohm olarak bulduk. 3 nol yargımız da doğrudur burada. R eş devrenin eşdeğer direnci 8 ohm. Cevabımız arkadaşlar bu güzel soruda 1 ve 3'tür. Şöyle soruyu genel kapsam olarak bir daha izleyin. Cevabımız Bursa şıkkıdır. Bu güzel soruda. Dikkat edecek olursak ampermetre herhangi bir dirence seri paralel bağlanırsa direnç kısa değeri olur. Voltmetre herhangi bir sisteme veya devre elemanına seri bağlanırsa o devre
ne olur? Kısa değer olur. Yani bakın şu sistemden akım geçmez. R1 direnci üzerinden akım geçmez. Bakın burada kısa değeri oldu. Şöyle bir dolanma meydana geldi. Şekilde görüldüğü gibi. Evet. Bu şu anın sorunun cevabını da bulmuş olduk. 21 nolu örneğimiz cevabı B şıkkıydı. Gelelim arkadaşlar 22 nolu örneğimize. Bu örneği arkadaşlar güzel bir soru olarak hazırladım. Bunu size bunu sizlere havale ediyorum. Bunu sizlere ödev olarak sunuyorum arkadaşlar. 22 nolu örneğimizi şöyle inceleyip çözümleri bize atabilirsiniz. Bunu öğrencilerimize hazırladık güzel bir soru olarak. Örnek 22'den örnek 23'e geçiyorum arkadaşlar. Şekilde ideal voltmetre ve ampermetre ile kurulan devrede üreticinin iç direnci önemsizdir. Kapalı anahtar açılırsa arkadaşlar A yani ampermetre ana kol akımı ve B R direncinin uçları arasındaki potansiyel farkı nasıl değişir diyor. Soru bu. Şekilde görüldüğü gibi. Şimdi arkadaşlar anahtar kapalıyken bulacağız. Bir de açıkken bulacağız. Karşılaştıracağız. Bu tarz sorulan çözüm yöntemi bu şekilde. Yardımcı devreleri ben buraya çizdim arkadaşlar. Şimdi başlangıçta kapalıyken eşdeğer direnci bulacağım. Burası paralel olduğu için 1 bölü R eş 1'i bulabilirim arkadaşlar. 1 bölü R eş 1. 1 bölü R artı 1 bölü R den arkadaşlar. Bu da 2 bölü R. R eş 1 değerimiz buradan R bölü 2 eşit olur. Dolayısıyla R eş 1 ile R birbirine seri olur arkadaşlar. Seri olduğu için şöyle diyebiliriz. R eş 2'yi bulacağım. Yukarıdaki sistem için zaten burada göstermişim. R eş 2 diyorum. R eş 2 diyorum değerli öğrencilerimiz. R artı R eş 1'den bulunur. Değerleri yerine yazacak olursam R artı R bölü 2'den buradan 3 R bölü 2'ye eşit olur. R eş 2 neymişler arkadaşlar? 3R bölü 3R bölü 2 değerine eşittir. Dolayısıyla bu devrenin ana kol akımını ben I diyecek olursam I değerini bulabilirim. V bölü R eşten değerli arkadaşlar. Potansiyelimiz epsilon olarak verilmiş. E olarak verilmiş. R eşlerimiz de 3R bölü 2'den buradan ne çıkar? 2 epsilon bölü 3R olarak bulunur. 2 bölü buna ben 2 bölü 3i diyebilirim. E bölü R'ye i dersem. Dolayısıyla arkadaşlar ana koldan geçen akım 2 bölü 3i. Buradan geçen akım yarısıdır. I bölü 3 olur arkadaşlar. Buradan geçen akım da ne olur? I bölü 3'e eşit olur. Buradan geçen akım 2 bölü 3i olduğu için. Gelelim şimdi arkadaşlar R direncinin uçlar arasındaki potansiyel farka. Şöyle bir R olarak belirtelim buraya. Buradan V eşittir. Ne olur? I bölü 3 çarpı R değerine eşittir. Bu burada kalsın arkadaşlar. Ampermetrenin değerini de bulduk. Kaç olarak bulduk? 2 bölü 3 I olarak bulduk. Şimdi birinci ampermetrenin değeri şekil 1'deki ampermetrede okunan değer 2 bölü 3 I iken voltmetrenin arkadaşlar R direncinin uçlar arasında potansiyel farkı da 2 I bölü 3 R olarak bulduk. Gelelim şimdi anahtarı açtığım zaman arkadaşlar şu direnç değeri dışı kalır. Dolayısıyla R, iki tane R direnci seri olarak seri bağlı hale geçer. O zaman R eş ona da 1 diyelim. İkinci devre için R artı R de ne olur? 2 R'ye eşit olur. R eş ne olur? 2 R olur. Gelelim arkadaşlar ana kol akımına. Ona da I üssü diyelim. I üssü. Buradan I üssü ne olur? V bölü R'den bulunur. V yerine epsilon yazacağım. R eş yerine arkadaşlar devrenin eşdeğer direnci yerine de 2 R yazacağım. Ona da ne demek zorunda? I E bölü epsilon bölü R'ye I demiştim yukarıda. Ne olur arkadaşlar? Buradan 1 bölü 2 E bölü R'ye eşit olur. O da I bölü 2'ye eşit olur değerli arkadaşlar. I bölü 2'ye eşit olur. Devreyi tekrar düzenleyecek olursam ben burada şöyle düzenleyelim arkadaşlar. Düzenleyelim. Artık seri bağlı bir devremiz var gibi ne yapabilirsiniz? Düşünebilirsiniz. Tekrar üstteki evet R dirençli direnci R olan ne var? Bir direnç var. R diyelim. Şimdi arkadaşlar ana kol akımı neydi? I üssüydü. I üssünü ne yaptık? Burada I bölü 2 olarak bulduk. Dolayısıyla bakın R direnci üzerinden geçen akım da ne olur? I üssü yani I bölü 2'ye eşit olur. Yani buradan geçen akım da nedir? I bölü 2'dir arkadaşlar. O zaman uçlar arasındaki potansiyel farkı ne yapalım? Bulalım. V buradan I çarpı R genel formülü tabii ki Ohm kanunundan çıkan V üssü diyelim buna da. V üssü buradan arkadaşlar akımımız I bölü 2 olur.
çarpı direncimiz R. Buradan V üssü de ne oldu arkadaşlar? I çarpı R bölü 2'ye eşit olur. Bakın 2 I bölü 3'ten I bölü 2'ye ne yaptı arkadaşlar? Burada arttığını gözlemleyebilirsiniz. Gelelim devre akımına. Devre akımı 2 bölü ana kol akımı. 2 bölü 3 I idi. Burada I bölü 2 oldu. Bakın ana kol akımı. Şimdi A V diyorum. A üssü V üssü diyorum. Burada detaylı gösterelim arkadaşlar. Başlangıçta ana kol akımı neydi? 2 bölü 3 I idi. Voltmetre yani R direncinin uçlar arasında potansiyel farkımızı burada bulmuştuk. Neydi arkadaşlar? I çarpı R bölü 3'e eşitti. A üstünü kaç bulduk? Arkadaşlar I bölü 2 bulduk. I bölü 2 V üstünü kaç bulduk? I çarpı R bölü 2. Dikkat edecek olursanız da arkadaşlar akımın burada azaldığını görebilirsiniz. Azalıyor. Gelelim potansiyele. Burada gördüğünüz gibi ne yapıyor? Artıyor. Azalır artar arkadaşlar. Azalır artar. Burada düzenlemede hata almış galiba. A şıkkını bu voltmetre artar olarak ben yanlış geçirmişim. Hemen düzelterek cevabımızı A şıkkı olarak ne yapalım? Arkadaşlar düzenleyelim. Evet örnek 23 güzel bir soruydu. İspatlı şekilde ne yapmış olduk arkadaşlar? Soruyu çözmüş olduk. Evet örnek 23'ten geçiyorum. Örnek 24'e. Örnek 24 arkadaşlar. Şekilde iç direnci önemsiz üretici potansiyeli 60 volt olup. Güzel bir soru. Bakın reostal sürgüler bunlar. Reostal sorular. Şekilde iç direnci önemsiz. Üreteceğin potansiyeli 60 volt olup. Reostal sürgüsü CD'dir. Buna göre 1. C'deki amperimetre dokunan değer 2 amperdir. Reostal B'deyken A değer 3 amperdir diyor. Amperimetrenin değerini ana kol akımı cevabını vermiş. Üçüncü akımda devre A'da iken Reosta hatta buraya Reosta diyecekmişiz. Orada kelime sürçmüş. Reosta diyelim. Reosta A'da iken arkadaşlar A'da iken A noktasındayken amperimetre dokunan değer 4.5 amperdir diyor. Şimdi tek tek inceleyelim. C'de iken arkadaşlar C'de iken. Şimdi R eşi bulalım. R eş bakın C'de iken seri bağlı bir iki tane direnç var. 20 artı CB arasındaki direnç eşdeğer direnç 10 ohmmuş arkadaşlar. Buradan 30 ohm olarak bulunur. A değerimiz ana kol akımı arkadaşlar amper cinsinden V bölü R eşten bulabiliriz. Değer üretici potansiyeli 60 volt olarak soruda ne yapılmış verilmiş? 60 bölü 30'dan 2 amper olarak bulunur. Yani bir nol yargımız doğrudur. Buraya 1'e ne yapıyoruz? Artıya atıyoruz. Gelelim 2'ye. Reosta B'deyken arkadaşlar burada direnç bulunmaz. Dolayısıyla I ampermetre dokunan değeri buluyorum. A I değerimiz yani V bölü R'den arkadaşlar genel formülden üreticinin potansiyeli 60 volttu. Eşdeğer direncimiz arkadaşlar R eş diyelim buraya. Tek bir direncin değerine eşittir. O da 20 ohmdur. O da 1 amper olarak bulunur. Dolayısıyla arkadaşlar B'deyken yanlış yaptım. Voltmetrenin potansiyeli 60 volt 30 20 olarak aldım. Burası 3 ampere eşit olur. Dolayısıyla arkadaşlar 2 nol yargımız doğru olur. Hemen düzelttik. Küçük bir fark vardı. 2 nol yargımızı şöyle yapalım. 2 nol yargımız doğrudur. Gelelim arkadaşlar 3 nolu yargımıza. Reosta A noktasındayken A'da iken arkadaşlar şurada tabi şey yok, bağlantı yok. Bunu söylemek istiyorum. Reosta A'da iken A'da amperimetrede okunan değer 4.5 amper dedi. Şimdi R eşi bulalım. R eş eşittir R1 artı R AB diyelim. Arkadaşlar A ve B noktalar arasındaki eşdeğer direnç 20 ohm. R AB kaç olarak verilmiş? 20 ohm olarak verilmiş soruda. Bakın burada hazır arkadaşlar. Bakın RAC 10 ohm, RCB 20 ohm ise birleştirilmiş direncin eşdeğer direnci 20 ohm olur. Buradan R eşittir diyorum. 20 ohm artı arkadaşlar 20 ohmdan kaç ohm olur? 40 ohm olur. Buradan I eşittir V bölü R eşten arkadaşlar potansiyelimiz 60 volt, eşdeğer direncimiz 40 ohm olduğu için volt bölü amper buradan volt bölü ohm 1.5 ampere eşit çıkar. Yani 3 nol yargımız yanlıştır arkadaşlar. 3 nol yargımıza burada ne yapıyoruz? Eksi atıyoruz. 1 doğru, 2 doğru, 3 yanlış. Bu güzel sorunun cevabı B şıkkıdır değerli arkadaşlarımız.
Evet, gelelim, çok güzel bir soru daha karşınıza getirdik arkadaşlar. İç direnci önemsiz. 120 voltluk üreteçle kurulan devrede 1 dakikada 180 kulomluk yük geçiyor. XV iletkenleri anjist maddedir diyor arkadaşlar. Buna göre devren eşdeğer direnci 40 ohmdur diyor. X direnci 20 ohmdur. Y iletkenin uçları arasında potansiyel fark 30 volttur diyor. Şimdi çözümden başlıyorum arkadaşlar. Şimdi hatırlayalım, I neydi arkadaşlar? Q bölü T'di. Bir kesitten geçen yük miktarını kulon cinsinden toplam süreye bölersek ana kol akımı ne yapıyorduk? Buluyorduk. Dolayısıyla devreden bir kesitten geçen yük ne kadarmış? 1 dakikada 180 kulonluk yük geçiyormuş arkadaşlar. O zaman 180 T'nin esadaki birimi saniyeydi. 1 dakika 60 saniye çevirirsem arkadaşlar, buradan kulon bölü saniyeden 3 amper olarak bulunur ana kol akımı. Devrenin akımı 3 amperdir arkadaşlar. Buradan I eşittir V bölü R'den, R'den ben R'yi bulabilirim. 3 eşittir. Devrenin üretici potansiyeli 120 volt bölü R'den ise diyorum arkadaşlar, buradan R eşi çekecek olursam 120 bölü 3'ten 40 ohm olarak bulunur. Şimdi değerli arkadaşlarımız gelelim X ve Y dirençlerinin ohmcisinin değerlerini. Şimdi buradan Rx neydi? Rho çarpı L bölü A. Lx bölü Ax diyoruz. Gelelim Y direncine veya Y direncinin eşdeğer direncine. Ry eşittir Rho Y çarpı Ly bölü Ay. Burada arkadaşlar bakın, X ve Y iletkeni aynı cisim madde ise Rho X ve Rho Y'ler birbirine eşittir. O zaman Rho X eşittir Rho Y. Ne diyebilirim? Diyebilirim. Şimdi gelelim değerleri yerine yazmaya. Rx eşittir diyorum. Rho x çarpı Lx, yani x iletkenin boyu 3L olarak verilmiş. Kesit alanında A olarak verilmiş. Gelelim Y direncine. R'ye eşittir Rho Y çarpı boyu 2L olarak verilmiş. Kesit alanı 2A olarak verilmiş. Şimdi sevgili öğrencilerimiz, Rho x eşittir Rho Y olduğu için R'ye direncine ben R diyecek olursam, Rx diyen direncine de 3 katı olduğu için 3R demek zorundayım. Dolayısıyla R eş burada ne olur? R eş R seri bağlı olduğu için Rx artı Ry diyebilirim. 3R artı R'den buradan 4R olarak bulunur R eş. R eş 4R. Eşdeğer direnç kaç ohm olarak bulduk? Yukarıda bakın arkadaşlar, 40 ohm olarak bulduk. 40 ohm yağdığım zaman R çekersem R'nin değeri 10 ohm olur. Dolayısıyla ben şunu yazabilirim artık. Rx eşittir neydi? 3R idi. O da 3 çarpı 10 ohm olur. Gelelim Ry direnci de R idi. O da 10 ohm olur. O zaman Rx nedir arkadaşlar? 30 ohm'a eşittir. X direnci 20 ohm demiş. Devrenin eşdeğer direnci 40 ohm demiş. Dolayısıyla R eşi buradan 40 olarak bulduk. 1 nol yargımız doğrudur. Gelelim ki X direnci 20 ohm demiş. 2 nol yargımız yanlıştır arkadaşlar. 30 bulduk. Y iletken uçlar arasında potansiyel farkı 30 volttur demiş. Şimdi arkadaşlar Y iletken uçlar arasında potansiyel farkını bulacağım. 3 nol yargımız da burada, çözümümüzü gösterelim. VY eşittir arkadaşlar I çarpı RY. Yani seri bağlı olduğu için arkadaşlar, devreden geçen akım her yerde aynıdır veya dirençlerden geçen akımlar aynıdır. VY eşittir diyorum şöyle, VY eşittir devre akımımız 3 amper olarak bulmuştuk. 3 çarpı 10 dediğim zaman arkadaşlar 30 volt olarak bulunur. Yani 3 nol yargımız doğrudur. 3'e doğru tikimizi atalım. Şimdi gelelim 1 doğru 3 doğru. 1 ve 3 cevabımız 5 şıkkıdır arkadaşlar. 2 nol yargımızı yanlış olarak bulmuştuk. Gelelim örnek 26'ya. Güzel bir devre hazırladık yine sizler için. Okuyalım işlemeden. Şekildeki devrede 3 ohmluk dirençten geçen 3 ohmluk dirençten 2 dakikada 360 kulonluk yük geçiyor. Buna göre ana kol akımını sormuş arkadaşlar. R1 ve R3 dirençleri üzerinden geçen akımların birbirine eşit olduğunu söylemiş falan filan. Şimdi ben R3 ne diyor burada? 3 ohmluk dirençten, yani direnci R2 olan dirençten geçen akımı bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Çünkü bu dirençten 2 dakikada 360 kulonluk yük geçmiş. Ben şöyle diyebilirim arkadaşlar. Ana kol akımına I diyeyim.
Buradaki akıma ne diyeyim? Veya buraya i1 diyeyim. Buraya i2 diyeyim. Buraya da i3 diyeyim arkadaşlar. Akım burada tabii kollara ayrılıyor. Dolayısıyla ben i2 akımını bulabilirim. Şöyle göstereyim. i2 eşittir q bölü t'den i eşittir q çarpı özür dilerim. Q eşittir i t'den i2 buradan q bölü t olarak bulunur. Q değerimiz 360 kulomb bölü t'miz 2 dakika 2 çarpı 60 120 buradan 3 amper olarak bulunur değerli arkadaşlar. Yani i2'nin değeri 3 amper ise 3'e 6 yarısı olacak arkadaşlar. 1.5 amperdir. R3 direncinden geçen akım, çünkü dirençle ters orantılı, 2 katı olduğu için bunun yarısı 1.5'tir arkadaşlar. Dolayısıyla i1 değerimiz de ana kol akımı olduğu için 4.5 ampere eşittir. Yani R1 direncinden geçen akım 4.5 amperdir değerli arkadaşlar. Şimdi ana kol akımı 6 amperdir diyor. 1.0 yargımız yanlıştır arkadaşlar. 1'e eksi yatalım. Gelelim 2'ye. R1 ve R3 dirençlerinden geçen akımlar birbirine eşittir diyor. Şimdi bakın, R1 direncinden geçen akım 4.5 amper. R3'ten geçen akım 1.5 amper olduğu için arkadaşlar 3.0 yargımız yanlıştır. Gelelim özür dilerim, 2 miydi bu? Evet, 2 idi. Şöyle karalayıp da 2.0 yargımız olduğunu gösterelim. Gelelim 3'e. Üretecin potansiyeli 81.2 volttur diyor. Şimdi üretecin potansiyelini bulacağım arkadaşlar. Ana kol akımı belli. Üretecilerin eşdeğer direncini ben ayrı ayrı bulabilirim. Buraya R eş 1 diyorum. R eş 1 arkadaşlar. Yani buradan paralel olduğu için 1 bölü R eş 1 eşittir 1 bölü 3 ohm artı 1 bölü 6. Buradan 2, buradan 1 yazacak olursam 1 bölü R eş 1 eşittir 2 artı 1 bölü gençler 6'dan bulabilirim. 3 bölü 6'dan buradan içler dışlar çarpımları R eş 1 eşittir 2 ohm olur. Dolayısıyla R eş 1 kaç oldu? 2 ohm oldu. Burası 6 ohmdu. Burası da 2 ohma eşit olur arkadaşlar. Burasının 6 ohm olduğunu belirtelim. Gelelim R eş 2'ye. Seri olduğu için arkadaşlar R eş 2 eşittir 6 ohm artı R eş 1'den bulabilirim. R eş 2 eşittir 6 artı 2 de buradan 8 ohm olarak bulunur. R eş 2 de 8 ohmdur. Dolayısıyla değerli öğrencilerimiz R1 ve R3 dirençten geçen akımlar birbirine eşittir demişti. Pardon, orada değiliz. Üçüncü yargıdayız. Hemen dönelim sorumuza. Şimdi gelelim üretecin potansiyeline arkadaşlar. Şimdi eşdeğer dirençten yararlanarak üretecin potansiyelini burada ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Şimdi epsilon demiştik. Ana kol akımımız belli. Ana kol akımımız arkadaşlar I1 idi. O da 4.5 ampere eşitti. O zaman buradan I1 eşittir epsilon bölü R eş son diyebilirim. Eşittir diyorum. İse diyorum buradan. I1 4.5 amperdi. 4.5 eşittir epsilon bölü R eş son 8 amper olarak bulduk arkadaşlar. Buradan epsilonu çekecek olursam 9 bölü 2 çarpı 8 arkadaşlar. Buradan 72 bölü 2 olarak bulunur. Epsilon buradan arkadaşlar 36 volt olarak bulunur. Dolayısıyla arkadaşlar şunu 72 yapalım. Düzenle yapalım. Yalnız 3'ü doğru olarak ne yapalım? Bulalım arkadaşlar. 72 bölü 2 olarak basitçe bir düzenleme yaptık. Bir yanlış arkadaşlar. 2 yanlış. 3 nol yargımız doğru çıktı. 36 volt olarak bulduk. Burada küçük bir hafif düzenleme yaparak E şıkkını doğru olarak bulduk. Gelelim arkadaşlar 27 nolu örneğimize. Sistemde voltmetreler ve ampermetre ideal olup pilin iç direnci sıfırdır. Pilin uçları arasındaki potansiyel farkı 90 volt olduğuna göre. A değeri 9 amperdir demiş. V1 değeri 27 volttur demiş. V1 değeri nedir? R2 direncinin uçları arasındaki potansiyel fark. Eşdeğer direnç 17 ohm olarak vermiş. Şimdi değerli öğrencilerimiz. Sistemde voltmetreler ve ampermetre ideal demiş. Pilin iç direnci sıfırdır. Şimdi dikkat edecek olursanız arkadaşlar voltmetre V2 voltmetresi redüt direncine seri bağlanmış. Bu şu anlama gelir. Redüt direnci üzerine akım geçmez. Hatırlayalım. Ampermetre seri bağlanır. Voltmetre paralel bağlanır devre elemanlarına. Tabi işlev görecekse.
Dolayısıyla arkadaşlar devre şöyle bir devreye dönüşür. Alttaki parça ana, kol iptal olur, kısa devre olur. Gelelim şimdi yukarıdaki devre seri bağlı şekli dönüşür. R1, R2, R3. Buradan ben R eşi bulabilirim arkadaşlar. R eş buradan R1 artı R2 artı R3 dediğim zaman R eş 1 2 ohm artı 3 ohm artı 5 ohm dediğim zaman buradan arkadaşlar devrenin eşdeğer direnci 10 ohm olarak bulunur. Buradan ana kol akımını yapabilirim bulabilirim. I eşittir arkadaşlar. V bölü R eşten pilin potansiyeli bakın 90 volt olarak verilmiş. Eşdeğer direncimiz 10 ohm olarak verilmiş. Buradan 9 amper olarak bulunur. Dolayısıyla 1 nol yargımız doğrudur. Bura 1 diyelim. 1 nol yargımız doğru. Voltmetre üzerinde akım geçmediğinden arkadaşlar R4 direnci kısa devre olur. Bunu yazabiliriz. R4 direnci ne oldu arkadaşlar? Kısa devre oldu. Kısa devre olur. Yani üzerinde akım geçmez. B1 değeri ne diyor? 27 volttur diyor. Şimdi arkadaşlar R1 direnci üzerinden geçen hatta şuradan da bulabiliriz ampermetrenin değerini. Aynısı oldu. Aslında şöyle bir V potansiyeli R1 direnci üzerinde gösterebilirim. O zaman V eşittir arkadaşlar I çarpı ne diyeceğiz? R1 diyeceğiz. R1 direnci ana kol üzerinde olduğu için ana kol akımı 9 amperdi. Ve buradan arkadaşlar 9 çarpı R1. 2 ohm olarak verilmiş 18 volttur arkadaşlar. Birim yazalım. V1 değeri 27 volttur diyor. Ama V1'i biz R2 direnci üzerine kurmuşuz. O zaman şuraya da gösterelim. V1 diyelim buraya da. Onu da gösterelim. V1 eşittir arkadaşlar. I çarpı R2. Demek zorundayım. Devreden geçen akım 9 amper. R2 direncim 3 ohm olarak verilmiş. Dolayısıyla burası aslında V1 değil. Neyse artık V1 demişiz. R2 yerine ne yazacağım? 3 ohm yazacağım. Buradan 27 volt olarak bulunur. 2 nol yargımız doğrudur. 2'ye ne atıyorum? Artı atıyorum. Gelelim 3'e. Devrenin eşdeğer direnci 17 ohm'dur. R eşi 10 ohm olarak bulduk arkadaşlar. Şu birinci yargıya aitti. Üçüncü yargımızın yanlışlığını burada ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. 3 yanlış. 1 doğru. 2 doğru. Cevap arkadaşlar B şıkkı çıktı bu soruda. Örnek 27'den arkadaşlar örnek 28 nolu sorumuza geçelim. Evet yine bakın dikkat edecek olursak biz voltmetre bağlanmış arkadaşlar sisteme şekilde verilen devrede voltmetrede okunan değer kaç volttur diyor. Bu tarz sorular çok görürsünüz arkadaşlar. Voltmetre neydi? İki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçerdi arkadaşlar. Şimdi dikkat edecek olursak voltmetre üzerine akım geçmediği için devredeki ana kol akımı I1 ve I2 şeklinde ikiye ayrılır arkadaşlar. Dolayısıyla bakın R3 ve R4 direnci üzerinden geçen akımlar birbirine eşittir. Buradan V3 eşittir I1 çarpı R. Buradan V4 eşittir arkadaşlar. Yine I1 çarpı 3 R'den bulacak olursak. Bakın buradan I1 aynı olduğu için 4 burada ne çıkar? 4 I1 R'ye eşit olur. 4 I1 çarpı R 48'i o eşit olduğu için V4 potansiyeli 36 volt olarak bulunur. Buradan V3 potansiyeli de yani R3 direncinin uçlar arasındaki potansiyel fark da 12 volt olarak bulunur. Gelelim yukarıya arkadaşlar. Gelelim yukarıya. Buraya V2 diyecek olursam V2 I2 çarpı R'dir. Buradaki potansiyel de V1'di arkadaşlar. I2 çarpı yine nedir? R'dir. I2'ler aynı olduğu için 2 tane I2 R 48 ile eşit olur. Yani V burası 24 volta eşit olurken arkadaşlar burası da V1'de 24 volta eşit olur. Farkı bulacak olursam 36-24 veya 24-12. Buradan arkadaşlar mutlak değerini aldığımız zaman farkın 12 volt olarak bulunur. Buradan V eşittir diyorum. 36-24 mutlak değer olarak veya V eşittir arkadaşlar. 12-24 yani istediğin rakamı çıkarabilirsiniz. Mutlak değerini aldığımız zaman buradan 12 volt olarak ne yaparsınız? Bulursunuz arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olur bu soruda. Gelelim örnek 28'den örnek 29'a. Güzel bir soru var. Bakın güzel bir devre elemanı hazırladım sizler için.
Şekilde amper metreler idare olup üreticinin iç direnci ihmal edilmiştir. X yerine amper metre bağlantısı eşdeğer direnci 8 ohm olur diyor. X yerine amper metre bağlantısı A1 değeri 8 amperdir diyor. A1 değeri. Şimdi arkadaşlar ampermetre bağlarsam ampermetre üzerine akım geçtiği için arkadaşlar dolayısıyla 3 ve 6 ohmluk dirençler birbirine paralel olur. Çünkü burası C noktası olurken burası da D noktası olur. Burası paralel, burası da paralel. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapabilirim? Eşdeğer direnci bulabilirim. Buradan 1 bölü R eş 1'i bulabilirim ben. 1 bölü 3 artı 1 bölü 6'dan bura 2, burası 1 dediğim zaman 1 bölü R eş 1 eşittir 2, 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 ise diyorum R eş 1 buradan 2 ohm olarak bulunur. Gelelim buraya arkadaşlar, eşdeğer direncini bulacağım. Buraya da ne diyelim, 1 bölü R eş 2 diyelim. 1 bölü 6 artı 1 bölü 12'den 2 ile birlik genişletirsem 3 bölü 12'den buradan R eş 2 de 4 ohm olarak bulunur. Dolayısıyla arkadaşlar eşdeğer direnci geldiğim zaman eşdeğer direnç R eş 3'ü bulacağım arkadaşlar. Artık seri hale geçerler. 2 ohm artı 4 ohm eşittir 6 ohm olarak bulunur devrenin eşdeğer direnci. Akıma gelecek olursam devre akımı V bölü R eşten arkadaşlar. Devrenin potansiyeli bakın 48 volt olarak verilmiş soruda. Buradan 48 bölü 6'dan 8 amper olarak bulunur. Dolayısıyla 8 amper olarak bulduğum zaman arkadaşlar şimdi şöyle göstermek istiyorum ben. Şuradan şöyle bir kol yapalım. Buranın eşdeğer direncini yazalım arkadaşlar. Buranın da eşdeğer direncini yazalım. Şu konu biraz daha ne yapalım? Şöyle uzatalım. Şimdi arkadaşlar ana kol akımı 8 amper idi. Buradaki direnç, üst koldaki eşdeğer direnç bakın kaç amper? 2 amper. 8 amper. Onu nasıl gösterelim arkadaşlar? Bir teknik hata mı var? Bakalım hemen inceleyelim şöyle sorumuzu. 8 amperlik akım geçtiği zaman burada paralel olur. 6'ya 3 8 amperi paylaştıracağız. 3K'ya böldüğüm zaman A1 değeri 8 ampere geçmediğini görebilirsiniz. Buradan geçen akım, buradan geçen akım arkadaşlar 2 kat olacak. Buradan geçen akıma 2K dersem buradakine de K dersem işte 8 amper 3K'ya eşittir. K'ya çekecek olursam 8 A bölü 3 olarak bulunur. Dolayısıyla 8 amper değildir. A1 değeri 3 nol yargımız yanlıştır. Pardon 2 nol yargımız yanlıştır. Buraya 2'yi eksi atıyorum. 1 nol yargımız doğru olduğunu burada görebilirsiniz. 1'i de buraya ne yapalım? Artı yatalım. Gelelim arkadaşlar 3 ve 4 nolu yargılarımıza. X yerine voltmetre bağlarsak arkadaşlar üstteki dirençler seri, alttaki direnç seri olur. Çünkü voltmetre üstüne akım geçmez. Ana koldaki akımı ben I diyecek olursam arkadaşlar buraya I1 derim. Buraya da ne derim? I2 derim. Gelelim şimdi eşdeğer direnci. R eş 1. Buraya da R eş ne diyeceğiz? 2 diyeceğiz. R eş 1 3 artı 6'dan 9 ohm. Arkadaşlar R eş 2 de 6 artı 12'den 18 ohmdır. Dolayısıyla şöyle bir devre karşıma çıktı. Şöyle gösterelim artık. Paralel bir devre çıktı. Şöyle gösterebiliriz. Ana kol akım. Burası ana kol akımı. 48 volt. Şimdi arkadaşlar üstteki eşdeğer direncimiz 9 ohm. Alttaki eşdeğer direncimiz de 18 ohm oldu. İkisi birbirinin paralel olduğu için arkadaşlar yeni eşdeğer direnç 1 bölü R eş 3 diyeyim buraya da 1 bölü 9 artı 1 bölü kaç olur? 12 olur. Buraya 2 ile genişletirsem buraya 1 ile 1 bölü R eş 3 eşittir. 3 bölü 18'den buradan R eş 3 eşittir. 6 ohm olarak bulunur. Gelelim devre akımına. I eşittir. 48 volt bölü 6 ohmdan arkadaşlar. 6 ohmdan. Yine bir değişiklik olmadı. Görüldüğü gibi I eşittir buradan. 8 amper olarak bulunur. X yerine voltmetre bağlanırsa arkadaşlar A3 değeri değişmez diyor. A3 nerede? R4 direncinden geçen akım arkadaşlar. X yerine voltmetre X yerine voltmetre bağlanırsa A3 değeri değişir diyor.
Şimdi 3 ve 4 nol yargılarımıza gelelim arkadaşlar. Devre akımlarına gelecek olursam tekrar çizelim şöyle. Şurada bir direnç var. Burada da bir direnç var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Buradan geçen akım yine 8 amper oldu. Bakın alttaki eşdeğer direncimiz 18 ohm iken arkadaşlar. Üstteki de 9 ohm idi. Buradan 2 katı, buradan da tek kat geçecek. Yine 2K'ya buradan ne geçecek arkadaşlar? Buradan K geçecek. Dolayısıyla A3 değerim ne diyor? A3 değerim yani R4 direnci üzerine geçen akım. Yine K olduğu için arkadaşlar 8 amper eşittir 3K'ya. Buradan K eşittir ne çıkar? 8 bölü 3 çıkar. Bakın burada da aynısı olmuştu. Burada aynısı olmuştu ama burada devre 2'ye ayrılır değerli öğrencilerimiz. Bu soruyu arkadaşlar düzenleyip ben size tekrar aktaracağım. Burada bir teknik hata olabilir. Gelecek video dersimizde görüşmek üzere.